Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından peygamber olarak gönderildiği günden beri ona verilen ve bütün insanlığa ulaştırılması istenen dinin adı İslam dinidir. İslam dinine giren de Müslümandır. Başka bir adımız, soyadımız, künyemiz yoktur. İnşaallah, Allah'ın da lütfu ve keremi ile bu şekilde de Rabbimize kavuşacağız. Yalnız kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın emanet ettiği dini insanlara eksiksiz fazlalık olmadan, herhangi bir ilave yapmadan, azaltma yapmadan tebliğ edip emaneti yerine getirdikten sonra Rabbine gitti. Ondan sonra geçen asırların her biri Müslümanlığın etrafında dolaşan ama esasen Medine'deki Müslümanlık olmayan ilaveler hep tarih boyunca asırlar boyunca maalesef İslam'a yamandı. İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an'ın dinidir. O Kur'an da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının anladığı gibidir. Dış güçlerin yani İslam olmayan güçlerin müdahaleleri ve içerideki çürümeler ki bu İslam'ın içine girmiş ama onu özümseme sorunu yaşamış kitleler tarafından oluşturuldu bu çürüme. Bu çürümelerin ve dışarıdan ithal edilen fikirlerin oluşturduğu mezhepler, ekoller, anlayışlar, akımlar adı her ne olursa olsun İslam'ın aslına bağlı olanlar ve dış etkilerin, iç çürümelerin sonucu oluşan akımlara bağlananlar diye iki kitle çıkardı ortaya. Yalnız bu arada kastettiğimiz şey, Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki, Hanbeli mezhebi anlamındaki hususlar değildir. Kastettiğimiz şey İslam'ı bir din olarak kabul ederken ve yaşarken insanların oluşturduğu İslam'a bakış penceresinin adıdır. Hanefi mezhebindeki bir Müslümanın Şafii mezhebindeki bir Müslümanla İslam'a bakışında hiçbir fark yoktur. Cennet, cehennem, sırat, kader, melekler gibi iman konularında hiçbir farkları yoktur. O konumuz değil. Ama ailesinden, şirketinden, siyasetinden İslam'a bakarken o bakışlarda farklılık bulunan ekoller, Arapça adıyla mezhepler, gruplar akımlar muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bulunduğu çizgide bulunanlar ve başka çizgilerde bulunanlar diye ikiye ayrılmalıdırlar. Değerli kardeşlerim, tarih boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının çizgisinde kalanlara ehli sünnet denmiştir. Yunan felsefesinden, Hint ekollerinden etkilenenler, iç çürümeden dolayı yeni ekol oluşturanlar, daha sonra filancaların işgaliyle, Moğolların işgaliyle etkilenip de yeni bir ekol oluşturanlar, 20. yüzyılın başlarından itibaren sekülerizmdi, şuydu, buydu akımlardan etkilenenler. Bunların oluşturdukları onlarca belki yüzlerce ekolün bir taraf hala Allah'ın peygamberi ve onun ashabının çizgisini esas kabul edenler diye iki ekol vardır. Ehli sünnet vel cemaat diye bir ekol vardır. Bir de bunun dışında kalan yan kollar vardır. Bu yan kolların bir kısmı tamamen İslam çizgisini, caddesini terk etmişlerdir. Hala kendilerini Müslüman zannediyorlardır. Bir kısmı şuradan buradan İslam'a yamanıyordur olabilir. Ama kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Havz-ı Kevser'de buluşmak gibi bir iddiası olanların mezhebi, ekolü, anlayışı, idraki, diploması, icazeti ehli sünnet ve cemaat olmaktır. Ne demektir ehli sünnet ve cemaat olmak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının düşündüğü gibi düşünmek demektir. Bu da ne anlama geliyor? Kur'an ve sünneti iman konularında hiç tartışılamaz kaynak kabul etmek demektir. Asla ve kat'a Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde tartışabileceğimiz bir şey yoktur bizim. Kur'an'ımız ve hadislerimiz tartışmak için değil, iman etmek içindir. Teslim olmak içindir. Onu önemli veya önemsiz, birincil, ikincil diye ayırma hakkımızın olmadığını kabul etmektir. Böyle becerebilen kulları Allah'ın, ehli sünnet vel cemaat diye anılmışlardır. Ebu Hanife, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, ehl sünnet vel cemaattir. Ahmet bin Hanbel, ehl-i sünnet vel cemaattir. Yani bu bizim bugün üzerinden din yaşadığımız ekollerin sahiplerinin çizgisi ehl sünnet vel cemaat çizgisidir. Asla ve kat'a Yunan felsefesinden bir kelime bile etkilenmemişlerdir. Avrupa akımlarından asla bir cümle bile almamışlardır. Din konusunda teknoloji alırlar. Sosyal hayatta alabilirler ama din konusunda iman ve ibadet meseleleri gündeme geldi mi Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve ashabı nasıl yaşadıysa Müslümanlık odur. Onun dışında Müslümanlık sorunlu Müslümanlık olur. Sorunsuz olamaz. Bunun için kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber buluşmak isteyen, onun şefaatine ermek isteyen, Ömer bin Hattab radıyallahu anh neredeyse ben de orada olmak istiyorum diye umut eden ve bu heyecanla yaşayan her Müslüman ehli sünnet vel cemaat ekolünden olmak zorundadır. Herkes kendisini ehli sünnet diye adlandırabilir. Ama ehli sünnet vel cemaat ne demek dedik? Kur'an'ı ve sünneti yani hadisleri tartışılamaz. Olduğu gibi kabul edilir. Ön, arka, iyi, ikinci, üçüncü gibi sınıflandırma yapılamaz. Müslüman olursun, blok olarak Kur'an'ı alırsın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini alırsın. Bu ehli sünnettir. İddia ile büyük konuşarak ehli sünnet benim demekle olmuyor bir. Sünnete ehil oluyorsun sen. Sünnet sana ehil olmuyor. Sen sünnete ehil oluyorsun. Ne demek sünnete ehil olmak? Düğün yaparken, ticaret yaparken, siyaset yaparken, yerken, içerken, yürürken, seyahat ederken, çocuk yetiştirirken, emekli olurken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken her şeyi Resulullah'a ayarlıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah'a ayarlı olduğu için Allah'ın kulu olmuş oluyorsun düşüncelerinde sekülerist etkilenmeler varsa çoğulcuydu, şucuydu, bucuydu diye yapılanmaları Kur'an'ın direktifleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliği dışında bir çizgide tasavvur ediyorsan sen sünnete ehil değilsin. Ehli sünnet olmanda hiçbir anlam kalmıyor. İddia olarak ben şuyum demek yetmiyor. Şu olduğunu ispat eden eylemler yapmamız gerekiyor. Bu kafamızdaki düşünceler Damarlarımızdaki akan kanı yönlendiren hisler ve ağzımızdan çıkan sözler, gözümüzle baktığımız, kulağımızla duyduğumuz şeyler, bütün bunlar bizim sünnete ne kadar ehil olduğumuzu gösteren belgelerdir. Hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bize uymayacak ki onlar bizim ehli sünnetliğimizden olsunlar. Biz onlara uyacağız. Peşinden gidilmek içindir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Modern çağdır diye, felsefi akımlar güçlüdür diye, internette akımlar var diye Resulullah bizim peşimizden mi gelecek sallallahu aleyhi ve sellem? Bu olmayacağına göre bütün Müslümanlar kıyamete kadar iman ettikleri Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam sünnetine ne kadar ehil oldukları ve ne kadar olmadıkları ile sınanacaklardır. Lafla değil, iddia ile değil, reklamla, sloganla değil, eylemle, imanla yani neyi gösteriyoruz, neye iman ediyoruz, ne yapıyoruzla sünnete inşallah ehil olacağız. Bu da bizim cennete girme belgemiz olacak Allah'ın izniyle. Şimdi ehli sünnet olmayan birisi, öyle düşünmeyen birisi cennete girmeyecek mi sorusunun cevabına girmiyoruz. Ama bulunduğu noktadaki sapma oranı kadar cennetten uzaktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının çizgisinden biraz kenara kaymış birisi biraz cennete risk taşıyordur. Çok kaymış çok, hepten kaymış hepten risk taşıyordur. Çünkü ehli sünnet olmak bir ülkede doğup o ülkenin vatandaşı olmak gibi bir şey değildir. Yani ben yaratılırken Kıvırcık saçlı yaratıldım. Ben yaratılırken erkek yaratıldım. Yaratılışım böyle. Der gibi biz İstanbul'da doğduğumuz için ya da Kahire'de yaşadığımız için, Medineli olduğumuz için otomatik ehli sünnetiz diye bir şeyimiz yok bizim. Neyimiz var ya? Kafamızdaki iman, gözümüzdeki fer, kulağımızdaki duyduğumuz ses dalgaları, elimizin tuttuğu şeyler, düğünümüze yansıyan tavırlarımız, cenazemize yansıyan veya yansımayan bid'atler, yaptığımız işimizin çeşidi, faizle savaş gücümüz, harama karşı direnç gücümüz, arkadaş çevremiz, dostlarımız, ailemize yüklediğimiz anlam, mahalle camisi, camimizde kıldığımız namazlarımız, Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz orucun kıvamı hacc ederken, Arafat'ta vakfede iken, Ya Rab derken ki heyecanımız, küfrün her gün bir çeşidini üretip, başımıza saldığı küfür, fitne, fesat dalgalarına karşı, kalbimizin, imanımızın ne kadar bizi Medine'ye bağlı tuttuğu, ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına bağlı olmayı arzu ettiğimiz, Allah'ın Müslümanlığını beğenmiş olduğu Enes'e, Ammar'a ne kadar benzediğimiz, ne kadar mus'ab olup bulunduğumuz yerde Resulullah'ın davetine aleyhissalatü vesselam, çiçekler açtırmayı düşündüğümüz, ne kadar sabrettiğimiz, Allah'a ne kadar tevekkül ettiğimiz, Namaz kılarken ki bütün bunlar ehli sünnet olup olmama prensiplerinden oluştuğu için, çünkü bunların hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Cennete, cehenneme imanımız, sırata imanımız, havzu kevseri e imanımız, cennete girecekler girmeyeceklerle ilgili bilgilerimiz ne kadar Resulullah kaynaklı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar da felsefe ve teori kaynaklı. Ne kadar insan düşüncesinden etkilenip iman ediyoruz. Ne kadar da vahye bağlıyız. Bunların hepsinin toplamının adına ehli sünnet deniyor. Bunlar bende ne kadar ve nasıl yansıyorsa ben de o kadar sünnete ehil bir hayat yaşıyorum demektir. Yoksa kardeşlerim bir insan İstanbul'da doğdu diye o otomatik hatta İstanbul'un da Anadolu yakasında doğarsa daha iyi olur hani ehl sünnet olmak için. Böyle bir şey yok. Bu kendimizi avutmamızdan başka bir şey değil. Nedir İstanbul, nedir Anadolu? Kabe'nin dibinde doğmuş, yaşamış ve peygambere amca olmuş Ebu Leheb nerede şimdi? Nerede? Mekke kurtarıyor mu? Kabe kurtarıyor mu? Yamanmakla. Orada doğmuş olmakla Rabbim Celle Celalu cenneti Müslüman mümin kullarına vaad etti. Müslüman mümin kullarının da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmelerini istedi. Onun peşinden iz sürerken de başka yönlere gözü kaymış. O tarafa doğru ayağı sürekli sürçen kimseler olmamamızı istiyor. Müslümanlık bu, İslamiyet bu, dindarlık bu, mümin olarak Allah'ın izniyle ölmek budur. Kardeşlerim. Sünnete eğil olmak sadece Müslüman kabul edilen bir ülkede doğmakla olup bitmiyor. Baban annen çok iyi Müslüman olmakla da olmuyor. Kimsenin yediği içtiği senin karnını doyurmuyor ki başkasının annem baban da olsa Müslümanlığı senin dinini doyursun. Olmaz ki böyle bir şey. Hatta bir tarikata girmekle bir mezhepte olmakla da ne Müslümanlık oluyor ne de ehli sünnetlik olunuyor. Müslüman ehli sünnet demek ağzından gözünden kulağından elinden ayağından Sünnet tavırları yansıyan demektir. Bir grupta olmak evet destek olmak bakımından bu yürüyüşe yardımcı olmak bakımından faydalıdır. Gereklidir. Ama kuru bir bulunma, sadece bir üyelik ya da oraya bir aidat ödemek gibi bir tavırla asla olmuyor. Yani vergini ödediğin sürece Kanunlara aykırı olmadığın sürece vatandaşsın denir gibi değil ehli sünnet olmak. Ehil olmak, ehil, ehil olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adına açmış bir çiçek olman gerekiyor senin. Onun adına dikilmiş bir çınar gibi bir aile sahibi olman gerekiyor. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitleleri etrafında toplayan bir kalabalık uzmanı gibi kabul ediliyorsa onun hiçbir etkisi yok. Öyle değil. Peşinden gitmek, yaşadığını yaşamak, iman ettiğine iman etmek için elhamdülillah Müslümanız. Kardeşlerim, sünnete ehil bir Müslüman bir tarikatta bulunur. Hiçbir sakınca yok. Zaten bir mezhebi vardır. Bir sakınca yok. Olması gereken de böyle. Ama onun kafasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum insan yoktur. Ne demek masum insan yoktur? Benim liderim, benim şeyhim, benim imamım Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh dahil olmak üzere buna hiçbir zaman masum değildir. Yani bir put değildir ki ben ona tapınayım. Allah var benim kulluk yaptığım Peygamberim var, sallallahu aleyhi ve sellem izinden gittiğim bir de hocam var, şeyhim var, imamım var, müderrisim var. Bunlar var. Ama hatasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Günün birinde niye böyle yaptınız siz? diyemeyeceğim bir kimse yoktur. Sünnete ehil olmak budur kardeşlerim. Aksi takdirde sünneti kullanarak İslamiyet'i kullanarak, Allah'ın kitabı Kur'an'ı kullanarak bizi sömürenlerin sömürmesine kapı açmış oluruz veya birilerini sömüren bir sömürgeci olmuş oluruz. Kesinlikle biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum yani hatasız bir insan görmüyoruz. Hocalarımızı da, alimlerimizi de, mezhep imamlarımızı da Onları ilkokul arkadaşlarımız gibi de görmüyoruz. Arada bir denge var, arada bir ölçü var, bir itidal var onlara bakışımızda. Ve sünnete ehil olan her Müslüman kesinlikle bu ümmetin selefi salihinini saygıyla hürmetle anacak. Masum hale getirmeden akidemizde, ibadetimizde, ahlakımızda dünya ve ahiret işlerimizde hangisinde olursa olsun itidalli bir hayat yaşadığımız için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değerli üstün diye gördüğü onun nesli ashab-ı kiram ashab-ı kiramdan sonraki salih takva insanlar olarak bildiğimiz tabi'in nesli ve onların talebeleri bu üç nesil bu ümmetin büyükleri hürmetkar olduğumuz kimseleri demek peki biz onları saygılı tutsak veya tutmasak dinimiz açısından ne değişiyor şu değişiyor şeytan Ebubekir Bekir radıyallahu anhı veya Ömer radıyallahu anhı gözümüzde sıradanlaştırdığı zaman biz fark etmesek bile İslam sıradan bir düşünceye dönüşür. Çünkü Ebubekir dediğin, Ömer dediğin, Osman ve Ali dediğin kimseler bizim ellerinden ve ağızlarından İslamiyeti aldığımız kimselerdir. Onlar sıradanlaşırsa, onlar pazarlamacı statüsüne düşürülürse, çok basit bir kimseler gibi görülürse veya putlaştırılırsa, iki zıt kutupta tutulursa onlar, itidal çizgisinde tutulmazsa eğer, biz o zaman İslamiyet'i ve İslamiyet'in kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i düşürürüz fark etmeden. Ebu Bekir'in, Ömer'in, o neslin, Kur'an derken ki titizlikleri, Resulullah dedikleri zamanki gözlerinden fışkıran enerjileri, örnek olursa bize biz de Resulullah'a öyle davranırız. Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a öyle davranırız. Örnek olmaları bakımından ön teker olmaları bakımından biz arka teker olarak onları saygın tutmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle istedi. Makul olan da böyledir zaten. Bunun için kardeşlerim biz Ehli sünnet olmanın dışında hiçbir ismi ve vasfı kendimize uygun bulmayız. Necisin sorusuna Müslüman derim. Müslümanlıktan başka ismim yok. Müslümanlığın hangi kalite, hangi düzeydedir sorulursa sünnet vel cemaat derim. Ne demek? Yani benim anlayışımda Allah var. Onun peygamberi var sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram var. Bunların da Kur'an'ı var ve hadisleri var. Derim benim başka bir vasfım yoktur. demek zorundayız. İslam'dan başka şucu bucu kavramlarını kendisine uygun bulanlar asla doğru bir işi yapmıyorlar. Allahu Teala'nın huzurunda kurtarıcı niteliği olmayan bir isme yamanıyorlar. Hangi isim olursa olsun o. Ve kardeşlerim, eğer bir mümin gerçekten ehli sünnetten ise, yani sünnete ehilse, kendi evinden başlamak ve gücü oranında olmak şartıyla Allah'a davet eden insandır. Sadece cennete girmek için yaşayan, başkalarıyla ilgilenmeyen cimri idrak ve pısırık anlayış asla ehli sünnet anlayışı değildir. Sünnete ehil olan bir insan ashabını dünyanın mamur bölgelerine yürüyerek gönderen peygamber sallallahu aleyhi ve selleme intisap etmiş insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelime de olsa benden duyurun başkalarına diye rica etmiştir ümmetine o bir kelimeyi çocuğuna duyurmayan, elbette bilgisi sınırında, takati sınırında, kabiliyeti sınırında kalmak şartıyla uydurmak ve harap etmek gibi bir nitelikle değil. Bunu becerebilmek sünnete ehil olmaktır. Çünkü ben cennete gireyim, çocuklarım muhakkak cennetlik olsunlar, çevrem muhakkak cennetlik olsun, dünyada yaşayan milyarlar bile benim yardımımla cennete girsinler diye düşünmek Müslümancadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına ve anlayışına uygun anlayıştır. Böyle düşünenler olarak yani Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, hadisleri eksen alan bir hayatın müminleri olarak biz bir grubuz. Dışımızdakiler de başka bir gruptur. Buna vela ve bera inancımız diyoruz. Biz ve onlar. Kimseyle savaş etmeyiz. Kimseyle kavgamız, gürültümüz yok. Ama tabiatımız farklı. Biz Allah diyoruz. Biz Muhammed diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an'ımız diyoruz. Biz Resulullah'ımızın mirası sünnet diyoruz. Bunun dışında bir şey söyleyen mesela İncil diyen Mesela Tevrat diyen, mesela biz Allah derken Yehova diyen, her neyse dediği, o onun ki, o onun anlayışı. Benim onu boğmam gerekmiyor. Ama kendimi ona boğdurmam da gerekmiyor. Karma bir hayat yaşamamız da gerekmiyor. Biz başka ürünüz, onlar başka ürün. Bizim anlayışımızda onların anlayışının karmasından münafıklık çıkar. Münafıklık iki yüzlülüktür biz ve onlara razı olacağız ve bu anlayışımızı asla tartışmayız. Din konularında tartışma yoktur. Ehli sünnet olmak yani sünnete eğil olmak tartışarak dinini yıpratmak demek değildir. Sen ehli sünnet değilsin. Kavgası sünnete eğil olmak değildir. Benim gayem kimin ne olup olmadığını bulmak olamaz benim gayem Rabbimin rızasına ermek olur. Sorulursa da doğruyu açıklarım. Neden sünnete eğil olmaya uğraşıyorum onu izah ederim. Gerisini Allah'a bırakarım. Elinde not defteri memur gibi, savcı gibi insanların din ölçüsünü yapıp şu şu kadar sünnete uygun, bu da bu kadar aykırı gibi uğraşılar. Mücadeler asla ve kat'a Müslümanca değil. Nerede ehli sünnetçi olsun? Müslümanca değil. Kavganın bir anlamı yok. Yaşamanın bir anlamı var. Örrek olmanın bir anlamı var. Tartışmak şeytanın işine gelir. Müslümanın işine gelmez. Çünkü tartışılan değer ne kadar kutsal olursa olsun yıpranır. Allah'ı tartışamayız. Peygamberini tartışamayız sünneti tartışamayız. Kur'an'ımızı tartışamayız. Ashab-ı kiramı tartışamayız. İnanan inanır, inanmayan istediği yolunda devam eder diye düşünürüz. Allah'ın izni ve keremiyle bu düşüncemizle devam ettiğimiz sürece Rabbimizden umudumuz çok yüksektir. Cennet umudumuz yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle onun ashabıyla Allah'ın salih kulları ile buluşma umudumuz çok yüksektir. Evet korkuyoruz. Yanlış yaparız. Hata ederiz. Rabbimiz bize azap eder diye de korkuyoruz. Ama bile bile yaptığımız bir hata yoksa, inadına hatalarımızda ishar etmiyorsak yaptığımız zaman umudumuz da yüksektir. Allah'a umut bağlıyız. O umut olmasa zaten ayakta duramayız diye düşünüyoruz. Bizden önceki Allah onlardan razı olsun. Örnek nesil ashab-ı kiram böyleydiler. Bu, bu sayede cenneti kazandılar. Bu sayede Allah ve Peygamberi aleyhissalatü vesselam onları örnek olarak önümüze çıkardı diye düşünüyoruz. Kardeşlerim ehli sünnet olmak demek Kur'an okuyan adam olmak demektir. Tesettürlü kadın olmak demektir ashab-ı kirama dil uzattırmamak demektir. Müslümanların toplum olarak, ümmet olarak yükselmesi için arzu etmek demektir. Bunun içinde mümkün olduğu kadar Müslümanların ayıpları, yanlışları, günahları ortaya dökülmesin diye ayıp örten Müslüman olmaktır. Kendi çocuklarının, kendi eşinin ayıpları başta olmak üzere komşunun ve Müslümanların ayıplarını ne kadar gizlersem ümmeti Muhammed o kadar prestijli olur, o kadar temiz görünür, o kadar güzel örnek olur diye düşünmektir. Şu grubun hataları listesi, bu ekolün hatalarının listesi, cehennemlikler listesi, şunun geçen sene yaptığı hatalar, 20 sene önce şunun şurada konuşurken ağzından çıkan yanlış cümleler diye ortaya serdiğimiz çamaşırlar, ümmeti Muhammed'in hataları, yani Müslümanların hataları olarak maliyeti İslam'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına ulaşır, temas eder, korkusu taşırız. Sünnete eğil olmak budur. Ayıplar şovmeni Müslüman ehli sünnet olabilir mi? Bir de bunu ashab-ı kiram için maazallah yaptığını varsayalım. Ashab-ı kiramdan yanlışı olanların yanlışlarını diziyoruz. Olur mu? Biz ümmeti Muhammediz. İçimizde alkol kullanan da olur. İçimizde maadallah haram yiyen de olur, faiz yiyen de olur. Alim de olur, zahid de olur, mücahid de olur. Biz ümmetiz. Ümmetiz derken melekler doldurmadı bizim saflarımızı. Biz insanlarız, analarından doğmuş çocuklarız. Dün eşkıya idi, bugün evliyadan olur. Dün evliyadandı, bugün eşkiyadan olur. İnsanız biz. Nasıl dün sağlıklıydı, bugün hasta yatakta yatıyor oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındayız. Hayalci olmanın bir anlamı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemizi onu peygamberimiz olarak ve ashab-ı kiram örneğimiz olarak gördüğümüzde biz hayalden uzak durmamız, realite olarak onları kabul edip onların peşinden gitmemiz gerekiyor demektir. Evet. Evet. Asla ve kat'a günahkarları sevmeyiz. Günahkarlarla oturup kalkmayız. Ama kavgamız, kinimiz günahadır, günahkara değil. Savaşımız alkolledir. Savaşımız faizledir. Alkol kullananı, faiz yiyeni, zina edeni, hatalı kardeşimiz görürüz. O da bizim gibi iman ettiği sürece. Biz, evet, mücadele edeceğiz. Onun alkolüyle mücadele edeceğiz. Onunla değil, insan olması, Müslüman olması, bizimle beraber olması için yeterli. Alkol kadar aramızda mesafe olacak. Ayrı bir mesele faizi kadar aramızda mesafe olacak. O ayrı bir mesele. Çok yalancı ve ithamcı birisi ise o kadar aramızda mesafe olur. Ama düşmanımız değil. Yabancımız değil. Bu şekilde anlayacağız. Sünnete ehil olmak bunu gerektiriyor. Aziz kardeşlerim, bu bahsettiğim standartlardaki bir Müslümanlığın ehli sünnet vel cemaatten olmanın getirdiği en tabii sonuçlardan birisi bu kadronun hiçbir zaman bu dünyada çoğunluk denecek bir sayıya ulaşmayacağı gerçeğidir. Altın hiçbir zaman toprak gibi bol olmaz. Bu nesil ehli sünnet nesli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki şeriatını Kur'an'ını ebediyete taşıyacak olan nesilden nesile sürmüş bu nesil çoğunluk değildir. Matematik öğretmenleri 100 milyonluk bir ülkede 90 milyon olabilir mi? Matematik öğretmenliği az bir kimsenin yapabileceği bir iştir. Adı üstünde öğretmenlik zaten. 50 tane öğrencisi olacak, bir tane öğretmen olacak. Biz ehl sünnet olmayı yani bu dinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde sürdürenleri olmayı onlar gibi ashab-ı kiram gibi garip olmak kalabalıkların içinde tek tük kalmaktır zaten diye kabul ettik. Bir gün seçim olacak o seçimleri ehl sünnet kazanacak ve böylece milyonlara hükmetecek bu hayalin peşinde dolaşmayız biz. Hayır hayır. Biz belki beş kişi kalırız. Beş aile kalırız. Beş köy kalırız. Ama gücümüz, kuvvetimiz Allah'ın yardımıyla Medine enerjisini kutuplara kadar taşıyacak bir güç olur. Öbürleri seçimli seçimsiz büyük kitleler olabilirler ama güçleri seçimden seçimedir. Biz Medine'den aldığımız meşalemizi kıyamete kadar Allah'ın izniyle hayat uzaya taşınırsa uzayda bile sürdürecek kudrete sahibiz. İmanımız açısından, maneviyatımız açısından, moralimiz ve direncimiz açısından ve kardeşlerim Allah'ın izniyle bu nesil yani ehli sünnet nesil sünnete ehil olmayı arzu eden nesil hayat sistemi olarak sadece Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetini göreceklerdir. Beceremeyebilirler. Onlara da bir beşeri sistem uzaktan enfoze edilmiş ve bunu yaşayacaksın denmiş olabilir. Evine kapandığı zaman, kendi idare otorite alanına girdiği zaman Allah'ın şeriatını uygular. Allah da görür ki bu kul iş yerinde sözü geçiyor evinde sözü geçiyor veya köydeki çiftliğinde sözü geçiyor. Orada şeriatı o bölümüyle uyguluyor. Görürse Allah onun uygulamasını bereketlendirip yaşadığı topraklara da Allah'ın kitabını hükümran kılmakta yaptığı mücadelede ona muzafferiyet verir Allahu Teala. Aksi takdirde kuru bir propagandayla veyahut da kuru bir temenni ile kalan pasiflik içinde biiznillahü teala olmuş olur mümin. Aziz kardeşlerim, başta dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çıkıp da insanlara, ey insanlar, Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Gelin iman edin, cennet var, cehennem var, hak var, hukuk var, hepiniz Adem'in çocuklarısınız gibi mesajlar verdiği günden beri. İslamiyet vardır. Bi iznillahi teala kıyamet gününe kadar da var olacaktır. İslamiyetin önü tıkanamaz. Müslümanın önü tıkanabilir. Müslüman şehit olabilir. İslamiyet şehit olmaz. İslamiyet bakidir. Müslüman yaşasın İslamiyetim diye şehit olur. Onun kanı toprağa su haline gelir. Hayat verir İslam ağacına. Ayrı bir mesele. Müslümanlık o günden beri vardır. Kıyamete kadar da var olacaktır. Ama ne yazık ki şeytan da var bu arada. Şeytanımsı insanlar da var bu arada. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar Allah beni size peygamber gönder mi? Gönderdi dediği günde şeytan çıkıp ey insanlar beni daha önce gönderdi başınızın belası olarak dedi adeta. Hala da diyor İnternetten diyor, medyadan diyor, çevreden diyor, düğünde diyor, cenazede diyor, her yerde diyor. T ticaret yapınca diyor, şirkette diyor, borsada diyor. Faizle diyor, zina ile diyor, kumarla diyor. Şeytan hala ben de geldim. Muhammed'den önce geldim ben diyor. Ben babanızı Adem'de geldim diyor. Doğru da söylüyor. Doğru da söylüyor. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben geldim peşimden gelin mesajına karşı gitmeyin onun peşinden diyecek. Dışarıdan bir sürü dalgalar salacak Müslümanların üzerine. Saldı da nitekim. İçeride bu salmalar üzerine çürümeler oldu. Olacak nitekim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bile kaldıramam bu dini deyip çekip giden oldu. Bir tane üç tane de değil. Yani her giren burada ölünceye kadar kalacak diye bir sözü yok Allah'ın Celle Celaluhu. Ama bir nesil o ilk günün heyecanını sanki bugün de Cebrail getiriyormuş Kur'an'ı gibi Kur'an tazeliğini taşıyacak Allah'ın izniyle. İşte o nesle sünnete ehil bir hayat yaşayan yani sünnet uyumlu yaşayan Sünneti pratik hayat haline getiren nesil diyoruz. Bu Allah'ın ve peygamberinin direkt kurtuluş vaat ettiği nesildir. Hepimiz bu nesilden olmak için mücadele edeceğiz ve unutmayacağız ki direkt kafir ol diye bir mesaj göndermeden iblis önce sünnet dairesinin dışına doğru taşımayı tercih eder. Sen hafif bir ayak kayması gösterdin mi kayalığın dibini bulursun zaten diye düşünür şeytan. Çok dikkat edeceğiz. Bu ince ayarlarla bakıldığında tereddüt etmeden diyebilirim ki ehli sünnet bir mezhebin adı olmaktan çok Resulullah'ın dini İslam'ın adıdır Allah'ın izniyle. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين